Değerli konuklar, dönüşüm projesi çerçevesinde ikinci açılışımız için Selimiye'deyiz. Daha önce dönüşümle ilgili, projeyle ilgili çeşitli mekanlarda, çeşitli zamanlarda bilgilendirme yapıldı. Ben tekrar o bölüme girmeyeceğim. Biz artık MİLAS olarak bilgilendirme bölümünü açtık. Şimdi uygulama bölümündeyiz. Burada birkaç kısa tespitimi sizlerle paylaşarak zamanı kullanmak isteyeceğim. Değerli konuklar, birincisi mevcut dönüşüme geçen güzergah ve taşıma gruplarında gördüğümüz aksaklık ve eksiklikleri kullanarak, bunları not ederek bir sonraki planlama ve uygulamalarda değerlendirerek daha sağlıklı bir dönüşüm yapmamız için kullanmalıyız. Bunun önemine işaret ediyorum. Yaklaşık biz bir aydan beri bu sistemi çalışıyoruz. Her günde oda başkanı olarak sistemin olduğu bölgelerde birer ikişer saatimi ayırıyorum. Dün sabah şehir içi kooperatifindeydik. Orada çok ilginç bir konu oldu. Bir hırsızlık vakası oldu. Biz bunu mevcut kamera sistemleriyle çok yüksek teknolojik çözünürlükle izledik. Ve bunun yapan insanın bütün hareketleri orada ortaya çıktı. Bu bizim için çok önemli. Vatandaşın güvenliği için çok önemli ama şoför esnaf için de başka bir güveni var bunun. Biz hep bu tür şeylerde, sorunlarda zan altında kalırdık. Eğer biz kamera olmasaydı, o işi tespit etmeseydik, o cüzdanın sorumlusu muhtemelen benim şoförüm olacaktı. Bu bizim için çok önemli. İkinci konu, burada Selimiye'de daha önce esnafımız bir kooperatif çatısı altında kurumsal kimlikle bireysel taşımacılık yapıyordu. Şimdi bu dönüşümle 2:1 oranında bir dönüşüm projesine katıldılar. Burada artık malları ortak oldu, bir de canları da ortak oldu. Bunu niçin anlatıyorum? Bize hep yıllardır Türkiye'de şöyle diyor, şoför esnafı bireysel taşımacılıktan, bireysel yolcu ve yük taşımacılıktan çıksın artık, kurumsallaşsın. Çünkü girdi maliyetleriyle bu işin içinden çıkamazsınız, batarsınız diyorlar. Doğru da diyorlar. Bunun en son, en fazla kullanıldığı yıl 2003 yılı Karayolu Taşıma Kanunu çıktığında zaten o kanunun ana felsefesi buydu. Biz de bu işe hiçbir zaman karşı olmadık. Sadece şunu söyledik. Dedik ki bireysel taşımacılara zaman ve şartlarını planlarsak bunlar kurumsallaşmadan çekinmiyorlar. O şartlarda ağır ağır sağlamaya çalışıyoruz. Yani bugün bu 2:1 oranı bir kurumsallaşmanın bir başlangıcıdır. Umarım ileride daha geliştirerek sağlıklı sonuçlar elde ederiz. Bir başka konu da Milas İzmir Güzergahı'nda bu dönüşümü biz Aydın il sınırına kadar yapacağız. Bu çalışmalarla ilgili Ulaştırma Daire Başkanlığı'yla yaptığımız çalışmalar son noktaya geldi hemen hemen. Burada oda olarak mesaimizin büyük bir bölümü Ulaşım Dairesi'nde geçiyor. Belki Sayın Başkanım burada belki bizden, benden bıkmış olabilirler ama onlar bize çok iyi ev sahipliği yapıyor. Bunu niçin anlatıyorum? 2 yıldan sonra geldiğimiz nokta şudur arkadaşlar. Şimdi biz Ulaşım Dairesi'ne ve Büyükşehir'e birbirimizi iyi anlatıyoruz. Artık birbirimizi de iyi anlamaya başladık. Bu bizim için çok önemli gelişme. İleriki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Şoför esnaf arkadaşlarıma da şunu söylüyorum oda olarak. Yalnız değilsiniz. Yarınınızın bugünden iyi olması için oda başkanı çerçevesinde yönetim kurulu, bütün kooperatiflerin yönetimleriyle birlikte çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin. Bu işi biz başaracağız. Araçlarımızın bölgemize hayırlı olması dileğiyle bütün bu dönüşümde emeğe geçen herkese teşekkür ederek araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İyi hizmetler üretmesini diliyorum. Hepinizi en iyi duygularla selamlıyorum.